Ekranların en çok izlenen ekonomi haber programı Eko Pazar'dan herkese merhaba. Sevgili seyirciler, bu hafta da birbirinden farklı konu ve konuklarla karşınızdayız. Girişimcilerimizin başarı hikayeleri, yeni yatırımlar, özel röportajlar, hepsi ve daha fazlası birazdan Eko Pazar'da sizlerle olacak. Sakın bizden ayrılmayın. Eko Vitrin dergisi tarafından düzenlenen ve geleneksel hale gelen Yılın Starları Ödül Töreni bu yıl 17. kez düzenlendi. Ödüller İstanbul'da görkemli bir törenle sahiplerine takdim edildi. Eko Vitrin jürisi tarafından Yılın Bakanı seçilen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi'nin de iştirak ettiği geceye yurt içi ve yurt dışından önemli isimler katıldı. 2017 yılının starlarının belirlendiği ödül töreninden görüntülerle sizleri baş başa bırakıyoruz. Uluslararası Aylık Ekonomi ve İş Dünyası Dergisi Eko Vitrin'in bu yıl 17.sini düzenlediği Uluslararası Yılın Starları Ödülleri İstanbul WOW Otel'de gerçekleştirilen gecede sahiplerini buldu. Ev sahipliğini Eko Vitrin Medya Grubu ortakları Kamuran Abacıoğlu, Şeref Özata ve Bilal Koçak'ın yaptığı 2017 yılının Starları Ödül Töreni, Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye'den iş, siyaset, bürokrasi, eğitim ve sanat dünyasından önemli isimleri buluşturdu. Törene Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Ali Coşkun, Sanko Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan'la yurt içi ve yurt dışından çok sayıda davetli katıldı. Eko Vitrin dergisinin 17. Uluslararası Yılın Starları Ödül Töreni'ne hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sunuculuğunu Neslihan Maltepe'nin yaptığı tören akşam yemeğiyle başladı. Sanatçı Fulya Soyata ve saz ekibinin sanat müziği dinletisiyle törene devam edildi. Bir tatlı huzur almaya geldik Kalamış'ta. Ah Kalamış'ta. Ödül takdimine geçmeden önce Eko Vitrin Medya Grubu Başkanı Kamuran Abacıoğlu, Eko Vitrin Medya Grubu Başkan Yardımcısı Şeref Özata ve Eko Vitrin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Bilal Koçak açılış konuşması gerçekleştirdi. Demokrasilerde dördüncü kuvvet medyadır. Demokrasinin olmazsa olmazı medyadır. Bağımsız medya, objektif gazetecilik. Medya derken şunu bütün samimiyetimle ifade edeyim ki 40 yıllık gazetecilik tecrübeme dayanarak yandaş veya muhalif anlamında söylemek istemiyorum. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi var. Biz de bu iktidarı destekliyoruz. Kurulduğu günden beri. Ama inandığımız şeyi savunuyoruz. Hatalı gördüğümüz yerde de samimiyetle, içtenlikle eleştirimizi ortaya koyuyoruz. Dolayısıyla gazeteciliğin kriterleri belli. Bizim yaptığımız işte siyaset ikinci planda. Biz ekonomi gazetecileriyiz. Ve Türkiye'nin gelişmesinin, ilerlemesinin yolu siyasi istikrar birinci unsur, ikinci unsur da ekonomik kalkınmadır. Bu ikisi bir arada olduktan sonra o ülke hangi ülkede olursa olsun ileri gider.
Şu anda bu salonda 81 ilimizden çok değerli iş insanları, yurt dışından, Avrupa'dan, özellikle Almanya'dan, Orta Asya'dan, Balkan ülkelerinden, Azerbaycan'dan gelen tüm dostlarımızı bir kez daha hürmetle selamlıyorum. Ekonominin temel felsefesi emek, üretim ve kazançtır. Yapılan üretimde ve pazarlamada en önemli unsur ise sürdürülebilir olmasıdır. Türkiye, dünya ile gerçek anlamda ticarete rahmetli Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın serbest pazar ekonomisine geçmesiyle başladı. O günden bugüne Türkiye sürekli dünyada söz sahibi olmak için, dünyada güç sahibi olmak için bir taraftan siyasi, diğer taraftan da ekonomik olarak çaba sarf ediyor, ihracatını artırmaya çalışıyor. Biz 18. yılımızı kutlarken yenilikler peşinde koşuyoruz. Özellikle dijital medya alanında yeni yatırımlar yapmak istiyoruz. Bunun için de sermayenin güçlenmesi gerekiyor. Aynı sektörde hizmet verenlerin sermayeleri birleştirdiği anda büyümeleri ve daha büyük güç olmaları mümkün. Biz de 3 arkadaş el ele verdik. Yeni arayışlar içindeyiz. Özellikle yeni medyada neler yapabiliriz, bunun peşinde koşuyoruz. Önümüzdeki günlerde de, önümüzdeki aylarda da bütün çabamız bu yolda olacak. Ekovit'in ailesinin tüm fertleri olarak, burada sadece biz yokuz, bizim arkamızda da bizimle beraber çalışan, gece gündüz bizimle beraber olan bir sürü arkadaşımız var. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Onların çabalarıyla güzel bir gece geçiriyoruz. Sizler değerli konuklarımız, teşrif ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Yılın Starlar ödülleri uluslararası bir nitelik taşımaktadır. Bu ödüller gerek Türkiye'de gerekse yurt dışındaki kişi ve kurumların başarılarını taçlandırmak ve onları teşvik etmek amacıyla verilmektedir. Ekovit'in dergisi, haber sitemiz ve yapımcısı olduğumuz televizyon programları ile ülkemizin kalkınması ve milletimizin refahı için çalışan ve üreten yatırımcılarımızın, girişimcilerimizin ve işletmelerimizin hep yanındayız ve onların sesi olmaya gayret gösteriyoruz. Bu vatanın birliğine, dirliğine, varoluş mücadelesine hiçbir zaman halel getirecek oluşumların içine girmedik ve girmeyiz de. İşte bunun delili, sevgili konuklar, bu kapaktır. 200. özel sayımızda yaptığımız bu kapaktır. 15 Temmuz hain darbe girişiminde hazırladık. Burada şanlı bayrağımız üzerinde "Vatan sana canım feda olsun" yazıyor. Vatan söz konusu olduğu zaman tabii ki gerisi teferruattır. Hiçbir şeyin önemi yok bizim için. Yılın Starları ödüllerini almaya hak edenleri Ekovit'in ailesi adına yürekten kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Saygılarımı sunuyorum. Törende davetlilere Ekovit'in medya grubunun kısa bir tanıtım filmi gösterildi. Tanıtım filminin ardından gecenin onur konuğu, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi yaptığı konuşmada 24 Haziran seçimlerinden sonra girilen yeni sistemle beraber başta ekonomi olmak üzere sağlık, eğitim ve diğer sektörlerde hızlı ve etkili adımlar atılacağı vurgusunu yaptı. Değerli Hazirun, özellikle biliyorsunuz bütün sıkıntılara rağmen Türkiye yoluna devam ediyor, büyümeye devam ediyor. Özellikle 24 Haziran'dan sonra da yeni bir sisteme geçtik. İnşallah bu sistemin önceliği de iki noktada toplanıyor. Birincisi, ekonomiye daha fazla odaklanacağız ve daha fazla büyümeye odaklanacağız, istihdama odaklanacağız, üretime odaklanacağız ve insanlarımızın refah düzeyini artırma noktasında daha hızlı ve etkin kararlar alabilmenin de inşallah yeni yapılanmayla beraber hep beraber önünü açmış olacağız. Bu şunu gösteriyor, daha çok erdemin, iradenin ve cesaretin hakim olduğu ve Türkiye'nin agresif bir büyüme göstermesi noktasında da önemli bir dönemece giriyoruz. Bu dönemeç arifesinde biz bir yandan
İkinci öncelediğimiz konu da inşallah güvenliğimiz noktasında da terörle mücadele noktasında yakalanmış olduğumuz başarıyı teröristlerin bu topraklarda kökü kazınana kadar da devam ettireceğiz ve bu noktadaki kararlılığımız da inşallah yeni dönem içerisinde daha da artarak devam edecek. Eğitim noktasındaki gelmiş olduğumuz noktayı daha üst seviyelere çıkarma, daha fazla demokrasinin ve daha fazla hukukun egemen olduğu bu yeni dönem arifesinde ben böyle bir organizasyonda bulunmaktan dolayı da büyük bir mutluluk duyduğumu ifade ediyorum. Tekrardan ödül alan iş adamlarımıza, girişimcilerimize, kuruluşlarımıza tekrardan teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum. Bakan Tüfekçi'nin konuşmasının ardından yılın starlarına ödüller takdim edilmeye başlandı. Gecenin ilk ödülü Türkiye'de yılın vakıf insanı ödülüne layık görülen Sanko Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu'na verildi. Konukoğlu ödülünü Bakan Tüfekçi'den aldı. İnsanlara yardım etmek, insanları okutmak, binlerce kişiyi okutmak, üniversite açmak, vakıfın vakıf olarak, hastane açmak ve bunlar halka hizmettir tamamen. Aralığa o yönlerimizi araştırmışlardır. Onun için seçilmişlerdir. Teşekkür ederiz kendilerine. Türkiye'de yılın iş kadını ödülü Halley Duvar Kağıtları Yönetim Kurulu Başkanı Dilek Terimer'e verildi. Terimer'e ödülünü Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi takdim etti. Bu ödülü Halley Duvar Kağıtları çalışanlar adına alıyorum. Onur duyuyorum. Çok teşekkür ederim. Türkiye'de yılın sağlık yatırımı İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi oldu. Ödülü üniversitenin mütevelli heyet başkanı Dr. Mustafa Aydın, Rektör Yadigar İzmirli ve İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Medikal Park Hastanesi Genel Müdürü Levent Atay, Bakan Tüfekçi'nin elinden birlikte aldılar. Türkiye'nin bugün en büyük sağlıklı kampüslerinden bir tanesini kurduk ve kurmaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz 350 yataklı bir hastanemiz, 164 box'lı bir diş hastanemiz, sağlık fakültemiz, tıp fakültemiz, sağlık bilimleri meslek yüksekokulu, sağlıkla ilgili çok ciddi bir altyapı ve sadece kendi ülkemiz için değil, kendi coğrafyamızda da bu anlamda çok ciddi bir ihtiyaca cevap veriyoruz. Tabii ki Ekovitrin de bunların farkında olması, bunları değerlendirmesi, bunları gündeme taşıması bizleri ayrıca onurlandırıyor. Onun için de ben sizin nezdinizde Ekovitrin'in ailesine, başta Kamuran Abacıoğlu olmak üzere bütün yönetimine, çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Ekovitrin'in gerçekten yılın starlarını tespit ettiği bu gecede yine birlikte olmak ve bir ödül sahibi olmak üniversite olarak bizleri çok mutlu etti. Ekovitrin'in bugüne kadarki yapmış olduğu objektif değerlendirmeler gerçekten hakkın teslim edildiğini de gösteriyor. Türkiye'de yılın CEO'su Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan seçildi. Bankacılık sektöründe gerçekleştirdiği yeniliklerle öne çıkan Arslan, ödülünü Bakan Tüfekçi'nin elinden aldı. Biz 2017 yılında kolay bir yıl geçirmedik. Hem içeride hem de dışarıda Halk Bankası bir takım algı operasyonlarına maruz kaldı. Dolayısıyla bir itibarsızlaştırma girişimlerine rağmen bankamız çok güçlü bir şekilde geçtiğimiz yıl girişimcileri, esnaflarımızı, KOBİ'lerimizi desteklemeye devam etti ve ekonomideki regülasyon görevini kesintisiz bir şekilde, güçlü bir şekilde devam ettirdi. Dolayısıyla bu yönüyle baktığımız zaman Ekovitrin grubunun Halk Bankamızı bu ödülle ödüllendirmesi oldukça gurur verici. Ben de bu ödülü bu akşam 20 bin Halkbank çalışanı adına alacağız. Dolayısıyla yılın bankası ve onları temsilen yılın CEO'su ödülünü alıyoruz ama başarılı bir ekip işi. Dolayısıyla hep birlikte alınan bir ödül olarak değerlendirmek lazım. Ekovitrin jürisi tarafından Türkiye'de yılın şirketi seçilen Fuzulev'in ödülünü ise Fuzulev Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal aldı. Ödülü Bakan Tüfekçi takdim etti. Teşekkür ediyorum bu jürimize, Ekovitrin ailesine, bu güzel ödüle bize layık gördükleri için.
Tabii ki bizim uzun yıllara dayalı bir geçmişimiz var. Son yıllarda Türkiye'nin büyümesiyle birlikte Fuzul Şirketleri grubu da aynı şekilde büyümeyi gösterdi. Sizlerin takdiriyle de geçen sene yılın en büyük şirketi olarak seçilme unvanı kazanmış olduk. Ben bu yüzden de çok mutlu ve sizlere teşekkür ediyorum. Türkiye'de yılın bankası seçilen Ziraat Bankası'nın ödülünü Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Ali Coşkun, Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Salim Alkan'a takdim etti. Gerçeğin bir kere daha Ego Vitrin tarafından teşhir edilmesinden dolayı memnuniyetimizi belirtmek isteriz. Değişik ölçüleri de dikkat aldığı zaman bankamız Türkiye'nin önde gelen bankalarından bir tanesidir. Özellikle son 5-6 senedir büyük bir hamle içinde olan bankamız, sizin de takdir ettiğiniz gibi Türkiye'nin bir numaralı bankası olmuştur. Biz 25 bini aşkın çalışanımızla beraber Türkiye ekonomisine gerekli katkıları yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Jüri bizi bu ödüle layık gördüğü için kendilerine teşekkür ederiz. Çalışanlara, bu işi düzenleyenlere, emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Eko Vitrin jürisi tarafından yılın televizyon kanalı seçilen TGRT Haber'in ödülünü TGRT Haber Genel Yayın Yönetmeni Ercan Seki'ye Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Ali Coşkun takdim etti. 1993 yılından bu yana yerli ve milli yayıncılıkla devletin ve milletin yanındayız. Bundan sonra da böyle olmaya devam edeceğiz TGRT Haber olarak. Bugün Türk medyasında Allah diyen, vatan diyen, bayrak diyen ne kadar gazeteci varsa bir gün inceleyin bakın fırsatınız olursa hepsinin yolu mutlaka İhlas Medya'dan, TGRT'den, Türkiye Gazetesi'nden geçmiştir. Bunlardan birisi de Kamuran Bey ve arkadaşlarıdır bu. Arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Onlarla da gurur duyuyoruz. Ve bu ödülü Ekovit'in medya grubu adına da aslında alıyorum. Kendilerine hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun. Türkiye'de hazır giyimde yılın markası seçilen Giovanni Gentile'nin ödülünü Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Şenoğlu'na Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Ali Coşkun takdim etti. Ekovit'in ekibine ve jürisine çok teşekkür ediyorum. Bize bu ödülü layık gördükleri için. Biz de inşallah bundan sonra bu ödüle layık olmak için çok daha fazla çalışacağız. Memleketimize daha faydalı olacağız. Türkiye'de yılın inovatif markası Rexoil oldu. Markanın ödülü Aktaş Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aktaş'a verildi. Türkiye'de yılın yönetim danışmanlığı ödülüne Pro Grup layık görüldü. Ödülü Pro Grup Yönetim Kurulu Başkanı Salim Çam, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi'nin elinden aldı. Danışmanlığını yaptığımız 41 tane firma uluslararası arenada markalaşma yolunda devam ediyor. Hedefimiz 2023'e kadar bu 41 tane firmayı 84 tane firmaya çıkartabilmek. Yani bugüne kadar yaptığımızın neredeyse tamamı kadar 2023'e kadar hedefimiz söz konusu ve Türkiye'nin ve sizlerin ve hepimizin yolu açık olsun diyorum. Gayrimenkul sektöründe Almanya'da yılın girişimcisi ödülünü Bakır İmmobilien Yönetim Kurulu Başkanı Jacqueline Bakır Brader aldı. Brader'e ödülünü Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi takdim etti. Çok mutluyum ve çok gurur duyuyorum bu ödülü aldığım için. Berlin'de projelerimiz var, Hamburg'da ve Wilhelmshaven'da onları yapacağız. 2-3 yıl ondan sonra yeni projelere başlayacağız yine. Yılın leasing firması ödülüne layık görülen Aklease adına ödülü Aklease Satış Müdürü Tolga Güler, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Ali Coşkun'un elinden aldı. Öncelikle bizi bu ödüle layık gören jüri üyelerine ve bu organizasyonu yapan organizasyon komitesine çok teşekkür etmek isterim. Biz bu sene Aklease'in 30. yılını kutluyoruz. Dolayısıyla hani bu sene bu ödülü alıyor olmak bizim için daha da bir anlamlı oldu. İyi hizmet vermek ve iyi bir leasing şirketi olmak üzerine kurulmuştur. Aldığımız ödülün adı en iyi leasing şirketi ödülü. Hani bununla birlikte hani bunu almak aslında iyi dedirtmek kolay ama onu devam ettirmek ve sürdürülebilir hale getirmek daha zor olandır. Ve dolayısıyla bundan sonraki ödüllere de biz talip oluyor olacağız. Çok teşekkürler.
Eko Vitrin jürisi tarafından Türkiye'de yılın vakfı seçilen Okçular Vakfı'nın ödülünü vakfın yönetim kurulu başkanı Haydar Ali Yıldız aldı. Medeniyetler 3 unsur üzerinde ilerler ve gelişirler. İnsan, zaman ve mekan. İnsanımıza sahip çıkacağız. Mekanlarımıza, işte Fatih'in bize bıraktığı Okçular Vakfı'na ve bu anlamda zamanları da hatırlamak suretiyle inşallah medeniyetimizin bize yüklediği bu sorumluluğu yerine getirmiş olacağız. Sizler de buna vesile olduğunuz çok teşekkür ediyoruz. Yılın alışveriş merkezi, farklı tasarımı ve sunduğu imkanlarla fark yaratan Vadi İstanbul'un oldu. Ödülü Vadi İstanbul Genel Müdürü Özgen Özyurt, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Ali Coşkun'un elinden aldı. Türkiye'de Yılın İş Adamı Ödülü Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Yıldırım Koç'a verildi. Ödülü Koç adına Holding'in Medya İlişkileri Müdürü Yeliz Öz Kara aldı. Bu değerli yayın kuruluna, bu ödüle layık gören değerli iş insanlarına ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ali Bey'in teşekkürlerini, selamlarını iletiyorum. Avrupa Birliği İş Dünyası Onur Ödülü Avrupa İş Kulübü Başkanı Zbigniew Roh'a takdim edildi. Roh yaptığı çalışmalarla Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecine önemli katkılar sunuyor. Bildiğiniz gibi şu andaki European Business Club, Avrupa İşlemler Kulübü, Avrupa'nın TÜSİAD'ı gibi bir konumdadır. 10 yıldan beri Türkiye için, Avrupa Birliği'ne girebilmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yapmakta da devam edeceğiz. Böyle bir ödülü bugün bana layık görmüşsün. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben kazandım. Almanya'da yılın inovatif markası Alice Premium Döner oldu. Markanın ödülü Leonardo Gastro Group kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdoğan'a, Sanko Holding Onursal Başkanı Gaziantepli Sanayici Abdülkadir Konukoğlu tarafından verildi. Bu ödül için çok teşekkür ederim. Ancak bu ödülün yanında benim için çok daha büyük bir ödül olan Gaziantep'in gururu iftiharı Abdülkadir Konukoğlu, Sayın Zeki Konukoğlu, sevgili Abdülkadir abi, ben Antep'ten döner yemeden gittim. Yani bir döner alacak para olmadığı için sadece Antep'in meşhur nohut dürümünü yedim. Dönerin hayaliyle Almanya'ya gittim. Yüksek eğitimimi tamamladım ve şimdi orada bir döner zinciri kurdum. Ancak Gaziantep'e, ben de bunu Gaziantep'e hediye ediyorum. Almanya'da Uluslararası Yatırım Danışmanlığı Girişimcisi Ödülü ANS Consulting Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soytürk'e verildi. Soytürk ödülünü Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Ali Coşkun'un elinden aldı. Ben her şeyden önce Eko Vitrin Yönetim Kurulu'na ve bütün kadrolarına teşekkür ediyorum. Bize bu gibi imkanları verdiği için inanıyorum ki bundan sonra da Türk insanı Avrupa'da gelecekte çok ciddi anlamda teknoloji transfer, Avrupa'daki ekonomik kalkınma, Türkiye'nin entegre olmasında, Avrupa'daki teknolojiyi transfer etmede, yetişmiş beyin gücü olan gençlerimizin yüksek teknolojileri Türkiye'ye getirmede faaliyetleri olacaktır. Otomotiv hizmet sektöründe Almanya'da yılın girişimcisi ödülü Tiptop Auto Auf Bereitung Yönetim Kurulu Başkanı Turabi Yıldız'ın oldu. Yıldız ödülünü Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Ali Coşkun'un elinden aldı. Almanya'da yaklaşık 75 bin tane girişimci Türk kökenli vatandaşımız var. 50 milyar üzerinde ciro yapıyorlar. Ben de onlardan bir parçayım, onların adını alıyorum, saygılarımı sunuyorum. 2017 yılının otomotiv firması Mercedes-Benz Türk oldu. Markanın ödülü Mercedes-Benz Türk Kurumsal İletişim Müdürü Ezgi Yıldız Kepeli'ye, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Ali Coşkun tarafından verildi. Ekovitrin dergisinin yılın starları yarışmasında böylesine değerli bir ödüle layık görüldüğümüz için şirket olarak çok mutluyuz. Gurur duyuyoruz. Mercedes-Benz Türk olarak 50 yılı aşkın süredir Türkiye'de üretiyoruz, Türkiye'de faaliyet gösteriyoruz, ülkemize yatırım yapıyoruz. Dolayısıyla böyle değerli ödüllerle taçlandırılmak bizleri gerçekten çok mutlu ediyor. Sektörünün önemli kuruluşlarından SGS Transitnet, Türkiye'de yılın lojistik hizmet sağlayıcısı seçildi. SGS Transitnet Genel Müdürü Mine Kaya ödülü
Ali Coşkun'un elinden aldı. Özellikle Sayın Gümrük ve Ticaret Bakanım burada diye konuşuyorum. Çünkü biz gümrüklere elektronik beyan sunan ilk şirketiz. İnşallah bundan sonra da hizmetlerimize devam edeceğiz. Bu kapsamda ekibime sonsuz teşekkürler ediyorum. Çok sağ olun. Tamamlayıcı tıp ödülüne layık görülen Profesör Doktor Ahmet Maranki ödülünü Sanayi ve Ticaret eski Bakanı Ali Coşkun'un elinden aldı. Ticaret ve Gümrük Bakanımız bütün mesaisinin ağırlığını bu konuda harcadı. Kendisini kutluyorum. Sağlıklı başarılar devamını diliyorum. Gıda güvenliği. İşte gıda güvenliğine karşı ve yanlış tababete karşı alternatif tıp nihayet ülkemizde de yasalaştı. Ve Ahmet Maranki kardeşimiz aslında endüstri mühendisi olduğu halde sosyal siyaset doktorundan sonra adeta sosyal mühendisliği Türkiye'de tanıttı. Sağlığa büyük hizmetler yaptı. Başarılarının devamını diliyorum. Ben de burada Özal döneminde beraber devlette 40 yıla yakın hizmet verdim. Ali abimin yanında yetiştim. Onun cesaretiyle bu Necip milletin torunları için 755 tane inovasyon ürününü bu ülkeye ahiretimizi kurtaracak bir eser olarak hediye ettik. Biz konuşmuyoruz, üretiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki bu ülkeye bir ağaç dikeni sırtımda taşırım diyor. Ben 755 ağaç diktim ve dikmeye de devam ediyorum. Beni seçen jüriye de çok teşekkür ediyorum. Ali abim de ellerinden öpüyorum. Sağ olsun. Türk dünyasıyla ilgili yaptığı çalışmalarla önemli başarılar elde eden Türk Bir Dev Başkanı Sefer Özdemir, Türk Dünyası Ödülü'ne layık görüldü. Yurt dışında olması sebebiyle törene katılamayan Sefer Özdemir'in ödülü, kardeşi Halim Özdemir'e AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma tarafından takdim edildi. Sefer Bey'in amacı özellikle Avrupa Birliği'nin yerine Türk Birliği'ni oluşturmak. 15 Temmuz'da da bunu gördük zaten. 15 Temmuz'dan sonra Türklerin Türk'ten başka dostu olmadığını görmüş olduk. Bunun için Türk Birliği önemli. Buna destek bekliyoruz. Teşekkürler. Türkiye'de yılın Halkla İlişkiler Şirketi ödülüne layık görülen Avangard İletişim Danışmanlığı adına ödülü Ajans Başkanı Burçak Ilıman, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçman'ın elinden aldı. Beni bu ödüle layık gören Ekovitrin Medya Grubu'na, aynı zamanda jüri üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Ben de ekibime çok teşekkür ediyorum yürekten. İyi akşamlar. İş dünyası onur ödülüne layık görülen Aytemiz Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Aytemiz'e ödülünü Ekovitrin Medya Grubu Başkanı Kamuran Abacıoğlu takdim etti. Evet İsmail Bey, Ekovit'in dergisinin jürisi tarafından İş Dünyası Onur Ödülü'ne layık görüldünüz. Efendim ben de sizin ödülünüzü takdim ediyorum. Çok teşekkür ederim. Büyük zahmet etmişsiniz. Estağfurullah. Hem mecmuanıza hem bu seçici kurulunuza beni burada ödüle layık gördüğü için hepinize teşekkür ediyorum. Ve sizin bu başarınızda devamını diliyorum. Sağ olun efendim. Gecenin finalinde Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi'ye Yılın Bakanı ödülü takdim edildi. Tüfekçi'nin ödülünü Ekovitrin Medya Grubu yöneticileri Kamuran Abacıoğlu, Şeref Özata ve Bilal Koçak birlikte takdim ettiler. 20 yıla yaklaşan ve geleneksel hale getirilen bu ödül törenini organize etmek kolay değil. Böyle güzel, görkemli, seçkin konuklarla beraber ödül töreninde ödül alan bütün iş kadınlarına ve iş adamlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Bunlar ülkemize değerli hizmetler katan insanlar. Bu aynı zamanda diğer arkadaşlarımızı da motive etmesi bakımından önemli. Yeni dönemde inşallah ben inanıyorum ki yeni sistemle beraber Türkiye bir şaha kalkacak. Bugüne kadar AK Parti iktidarlarında 3,5 kat büyüyen Türkiye, başkanlık sistemiyle beraber, cumhurbaşkanı hükümet sistemiyle beraber en az 2023'e kadar 2 kat büyümeyi hedefliyoruz. Ve bu hedefe de bugün de gördüğünüz gibi erişecek potansiyeli Türkiye'nin var. Türkiye'nin girişimci insanı ve girişimci ruhu bütün engellemelere rağmen
engel tanımıyor. Haziran ihracat ve ithalat rakamlarına baktığımızda da Türkiye'nin ihracatının %5 oranında arttığını görüyoruz. Dış ticaret hacmi artarak devam ediyor ve Türkiye büyüyerek yoluna devam ediyor. Bu önemli. Bu şu demektir, Türkiye'de daha fazla istihdam demektir, daha fazla üretim demektir ve daha fazla fabrika demektir. Dolayısıyla Türkiye bunu inşallah başardı, başarmaya da devam edecek. Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis'le birlikteyiz. Merhabalar Mehmet Bey, nasılsınız? Merhaba efendim, iyiyim, sağ olun. Mehmet Bey, bu geceyle ilgili düşüncelerinizi ve fikirlerinizi alabilir miyim? Vallahi her geldiğimde ben ayrı bir heyecan duyuyorum. Çünkü yaklaşık 18 yıla yakın bir geçmişi olan bu dergimizin ekonomiyle, özellikle Türkiye'de çok önemli biliyorsunuz. Her yıl yapılan ödül törenlerinde elimden geldiği kadar gelmeye çalışıyorum, heyecan duyuyorum. Tabii ki çok başarılı arkadaşlarımız var. Evet, sadece Türkiye için değil, tüm dünyadan haberleri de alıyoruz sayelerinde. Onun için bunun başarıyla geçen daha uzun seneler olsun istiyorum. Dileğim o benim. 17. Yılın Starları Ödül Töreni, ödül alanların toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.